Hedef Başarı Programı'ndan hep birlikte beraberiz. Evet, bugün üç tane başarılı, birbirinden renkli, birbirinden tatlı bayan konuğum olacak. Ve merhabalar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Güney Hanım, karşınızda heyecan yaptığımın farkındasınız değil mi? Biz heyecan veren kadınlarız. Hayata karşı da. Değil mi? Siz Evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim toplantımızdasınız. Evet. Güney Hanım, biz sizi tanıyoruz. Günay Bakırdereli'yi Çanakkale tanıyor. Bir de sizin ağzınızdan kendinizi dinleyebilir miyiz? Vallahi beni Çanakkale tanıyor çünkü Çanakkale küçük bir yerdi. Ben de çarşıda büyüdüm. Çanakkale kızı olarak ortalıklarda, kordonda, okul faaliyetlerinde derken iş hayatında. Yani ev esnaf ve iş adamının kızıyım. Ondan sonra da evliliğim süresince de yine iş hayatın içindeydim. Hayata karşı bağlılığım da var. Onun için sanıyorum beni bir şekilde duydunuz. Evet, Bu sizin başka bir şey başarılarınızı değil. duyuyoruz. Teşekkür ederim. Yaptığınız girişimci işleri duyuyoruz ki kurmuş olduğunuz bir dernek var. Çanakkale Evet. Girişimci Evet. Kadınlar. Arkadaşlarınızla birlikte. Evet. Evet, o zaman ben şöyle bir de başkan yardımcımıza döneyim. Lütfen. Evet, Atiye Hanım, sizi de tanıyabilir miyiz? Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur verdiniz. Birlikte olmaktan mutluluk duyduk yani bugün kendi üretim tesisimizde. Ben Atiye Leçin. 2004 yılında Leçin Tatları'yla işletmemizi kurduk. Ürettiğimiz ürünler geleneksel ürün olan eski bir tat, Mevlevi hanelerde yapılan Mevlevi tatlısının üretimiyle başladık. Bu nedir? Yağsız, unsuz, şekersiz, glutensiz bir ürün, vegan bir ürün. Yani atalarımız sağlıklı yemişler, sağlıklı düşünmüşler ve bugün varız ve birlikteyiz. Program öncesinde şunun bize hikayesini anlattınız. Benim çok hoşuma gitti. Bunu seyircilerimizle de paylaşabilir miyiz acaba? Şöyle ki, evet, biz firma olarak özellikle Atiye Leçin olarak sadece bir tat üretmiyoruz. Geçmişten geleceğe köprü oluştururuz. Bununla birlikte bana yolda yürürken geçmişteki günleri hatırlatan değerlerle aslında yolda ilerliyoruz. Varoluşumuz Mevlevi tatlısı, Gelibolu Mevlevihanesi'nin varlığıyla bir çıkış yaptık ve o dönemde matbaada yapılan bir tatlıyı üretmeye başladık. Bununla birlikte ve Nuriye Nine, anneannemin pekmezhanesi var, un değirmeni var, bakkal işletir ve bununla birlikte de arıları olan arıları yetiştiren bir çalışkan ailenin çocuğuyum. Bununla birlikte bu değerleri yaşatırken özellikle de aynı zamanda koleksiyon ürünler de üretiyoruz. Bu Pire Reis'in 500. yılında başladı. Bir özel lokum çıkardık. Bununla birlikte 100. yılda peksimeti yaptık. Türk askerinin savaş yediği peksimet ve Anzak askerinin yediği bisküviyi yaptık. Onunla birlikte şehit isimleriyle birlikte çalıştığımız ve özel kutumuz oldu Mevlevi Tatlısı'na. Bu yılda Truva yılı dolayısıyla gönlümüz, ruhumuz ve düşüncelerimizi Truva'ya yoğunlaştırdık. Ve ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde şöyle özel bir değeri tekrar canlandırdık. Düşüncelerimizde mideden geçtiğimiz hareketle bu da nedir? Büyük İskender savaşa giderken Next Door denen bir kain tarafından ona yapılan bir yiyecek. İçerisindeki Truva diye düşününce içerisinde ne var? Zeytin, yağı, peynir, bal. Ve en önemlisi de defne var. Defneyi tanıdıktan sonra aşık oldum ben. İnanılmaz kıymetli, güç veren, Çok güzel bir ferahlatan, kokusu huzuru var. ve arpa yulaf unundan yapılan bir Nestor lokması diye. Büyük İskender savaşa gitmeden önce bunu yediğinde çiğ çiğ yenir. İşte o zaman da şarap katılır. Fakat biz sirke kattık ve pişirdik. Çiğ yediğini ve kendisine güç kattığını ifade eder. Yine bu yılda tarihi gıda boyutuyla dillendirmeye çalıştık. Damaklara ulaşmaya çalıştık. Ve herkesin gönlünü Çanakkale'ye çekmek istedik. Çok güzel. Evet, Sevda Hanım, üyeniz. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Sevda Köksal Daban. Ben 2014 yılında evlilik nedeniyle geldim ben buraya. 2014 yılında da kendi mesleğimle ilgili neler yapabilirim diye düşündüm. Tekstil mühendisiyim kendim. Bu konuda Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın teknik girişim sermaye desteğini alarak Teknopark'ta, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Teknopark'ında kendi ofisimi kurdum. Burada ağır metaller kullanmadan, tehlikeli kimyasallar kullanmadan, bitkisel tanenler kullanarak otomotiv döşemelerinde, bebek patiklerinde, ayakkabı sektöründe kullanabilecek ekolojik deriler ürettim. Ve şimdi şu an onların hem yurt dışına hem de burada belli ayakkabı üreticilerine ticaretleşme, satış aşamasındayız.
TÜBİTAK ve Unido'nun düzenlemiş olduğu Clean Tech Open programında kadın girişimci olarak Los Angeles'taki seminerlere katıldım. Bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyorum. Yerimiz... Buna organikleri diyebilir miyiz? Ekolojikle evet. Organik arasında bir yakınlık. Aslında sektörde ekolojik de ve organik de ikisi de kullanılmakta. Aynı anda kullanılıyor. Evet. Alerjik olmayan alerjik, gibi değil mi Sevda? Evet, özellikle mesela geçtiğimiz yıllarda yurt dışından ithal edilen ayakkabılarda tehlikeli kimyasallar bulundu ve imha edildi. Büyük bir sorun yarattı ve bunlar kişilerde kızarıklıklara, alerjik etkilere, yaralara neden olabiliyor. Burada kullandığımız, ürettiğimiz derilerde organik olmasıyla bütün etkiler ortadan kalkmış oluyor. Burada organik olan hayvanın derisi mi, kullandığınız materyaller mi? Aslında kullandığımız materyal, ham değeri alarak biz tabaklama prosesinden geçirerekten, yani burada ekolojik kimyasallar kullanıyoruz ve ekolojik bir ürün elde ediyoruz. Bu çok güzel bir şey. İşte bunu söylüyorum. Evet, ben bir toplantıda şöyle söylemiştim. Bir kadın en iyi neyi yapıyorsa oradan başlasın. Hayalleri nereye getiriyorsa onu oraya gitsin demiştim. Ve bunları gerçekten yaşarken girişimci kadınlarda hep gördüm. İşte en iyi yapılan şeyler kadınlarda lokmaysa, mutfaksa, yıllar sonra İskender'in yolculuğuna çıktığı lokmayı bugün Atiye Hanım tesislerinde en iyi şekilde üretebiliyor. Yani evet, bebeğini koruma amacıyla yapılmış bir deri anlayışıyla da Sevda Hanım kendini ve insanlığı koruma adına kadının bakış açısından yaklaşarak böyle bir deri üretme ihtiyacı duyuyor. Evet, bu kış çok duyduk değil mi, yani hep toplanan kanser yapan ayakkabılar diye duymuştuk ve bugün bunu konuşmasını burada yapabiliyoruz. Bu açıdan iki girişimcinin de bu şekilde bir çalışması olduğu için onları ayrıca tebrik ediyorum ben. Kutluyorum sizleri. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Özellikle ben 2004 yılından bu yana bir yolculuktayım. Güney Hanım'ın yeri apayrıdır. Yani arkadan bütün üreten, üretmek isteyen, gönülen ve fiziken ya da düşünce olarak hep arkasında ve yanındadır. Biri de benimdir. Bana çok zaman can suyu vermiştir. Burada tekrar rica ederim. Teşekkür sadece ederim. Sevgi adına evet, olmuştur teşekkür bu. Ederim. Nide Hanım, biliyor musunuz biz bu programı aslında kendi bir toplantımızla, bizimle berabersiniz gibi yapıyoruz. Evet, biz toplantılarımızda bunları konuşuyoruz. Şimdi bu programın böyle sohbet içerisinde olması çok güzeldir. Çünkü seyircilerimizin sıkılmamasını sağlar. Bana sıkılmasınlar. Zaten kadınlar siz konuşurken... varsınız. Siz varsınız yok, zaten. Rica ederim. Burada üreten kadınlar var sonuçta. Şimdi Çanakkale Geçimci İş Kadınları Derneği 2009 yılında kuruldu. Evet. Sayın Başkanım. Çok şeyler yaptığınızı duyduk. Bir şekilde biraz bahseder misiniz, neler yaptınız? Vallahi gönüllülük adına Atiye Hanım'ın bir önerisiyle birlikte Gelibolu'dan bir kadın geldi. Ben bunu yapıyorum dedi. Ben de Çanakkale'de üreten kadınları ve kooperatiflerden arkadaşlarla bir araya gelerek bu derneği geçici yönetim kurulunu oluşturarak 2009'da valiliğin bir projesi olarak vali yardımcımız Canan Ançer Hanım tarafından organize edildik ve bir şekilde kurulduk. Yani biz aslında devletin projesiyiz. Devletin bize görev verdiği her alanda varız. Çünkü benim ve arkadaşlarımızın hepimizin yüreği Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile artar. Biz Atatürk kızlarıyız. Bu görevi de yerine getirmek bizim boynumuzun borcuydu. Bizim amacımız buydu. Ne yapabileceğimizi bile bilmiyorduk ama sonuçta bir vergi mükellefi kadının ne yapması gerektiğini de hepimiz biliyoruz. Hepimiz hayallerimizin ve işimizin, hayatımızın başlangıcında önce vergi mükellefi olmamız gerektiğini bilinciyle başladık. Ve dedik ki bizi fark edin. Çanakkale'de böyle bir potansiyel var. Çanakkale kadını batının en ucunda her türlü pozitif eğitim almış kadınların bir araya geldiği ama bu arada da kendi bireysel özgürlüğünü, deneyimini tamamlamış kadınların bir araya gelmesiyle biz oluştuk. Ve onun için kendi kendine sadece hiçbir maddi bir şeyden faydalanmadan 2009'dan beri onun için bir aradayız. Ve bunu sürdürebiliyoruz. Kopmadan. Hiç de kopmadık. Ve yeni üyeler alıyoruz. Çok enteresan. Çanakkale'de biz hiç kimseye nereden geldin, kimsin demiyoruz tabii. Asla öyle bir hakkımız yok. Çanakkale'de kayıtlı olan bütün iş kadınlarıyla bir aradayız değil mi? Ve bu kesinlikle. Arada örneğin Sevda Hanım. Burada Teknopark'ta işletmesi olan bir hanım.
Çok da güzel işler yaptığını öğrendik. O da yeni bir üyemiz. Yeni üyeler de bize çok geliyorlar. Ve şu arada bana Türkiye'nin de üstelik de bu Nida Hanım devamlı değişen farklılıklar gösteren, dinamiği çok hızlı değişen bir Türkiye'de ekonomik bir yapının içerisindeyiz. Ama biz buradayız. Hiç kimse bir yere gitmiş, hiç kimse işletmesini kapatmış veya yok olmuş durumda değil. Çok şükür hepimiz hayata devam ediyoruz. Ama var olmak için uğraşıyoruz ve varız. Yani bütün işte kadın işletmeleri devam ediyor. Çünkü kadının doğasında kendine ait şeyi iyice sıkıca sarılarak koruma içgüdüsü var. Koruma içgüdüsünden öne gelerek işini de aynı şekilde değerlendiriyor. Ve kadın işletmeler bir kuruşluk kalana kadar ayakta kalıyor. Hiçbir şekilde vazgeçmiyor. Çok enteresan bir uluslararası feminist toplantıda Dünya Bankası'nın yaptığı bir açıklamada şu vardı. Mikro krediler alan ülkelerde, mikro kredi dağıtılan ülkelerde bütün kredilerini geri ödeyenler kim biliyor musunuz? Kadınlar. Kadınlar kredilerini geri ödüyorlar. Devlet bunu biliyor. Değil mi Atiye Hanım? Devlet bunu biliyor ve kadına hibe projelerden hibeler veriyor, destekler veriyor. Buyurun işte bu desteklerden 2004 yılından beri faydalanan ben bunları birçok arkadaşımızı tanıtacağım ama Atiye Hanım'dan bahsetmek istiyorum. Ne hibeler aldınız Atiye Hanım siz ilk başladığınızda? Şöyle ki tabii ben bahsettiğim gibi konu başına çalışkan bir ailenin kız çocuğuyum ama bununla birlikte hep vardır ülkenin her tarafında erkek ve oğlan muhabbeti. Hep her şey de ailenin kökünü sürdürsün diyerekten her şey erkeklere kalır ve kız çocuklarına yoktur. Evlenip gidecekler diye. Ben hep söylerim babam evlat ayırdı kız ve çocuk diye ama devlet baba sağ olsun sahip çıktı derim. Ama belki derim. Onların da hayata bakışları geleneksel hali buydu. Birlikte bir dostumun sözü vardı. İyi ki de öyle olmuş Atiye Hanım. Elmas da basınç altında olur, kömür de basınç altında olur. Çok fazla sıkışınca elmas olur diyerek bu söz bana çok mutlu etmişti ve güç almıştım duyduğum zaman. Hep kendime örnek teşkil ederim. Çok dar zamanlarımda da hemen o hanımın söylediği kulağımda çınlar ve engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Tabii ki yola çıkışta nasıl ki ürünlerimizde un yok, yağ yok, şeker yok, tatlandırıcı yoksa bir fikirle bugünkü yolculuğumuza bu noktadayız. Yani çıktığımızda firma yok, para yok, marka yok, ne yapacağımı hiçbir şey bilmiyorum. Sadece bir şeyler yapmak istiyorum. Fikirle yolculuğa çıktık. 2005'ten bu yana KOSGEB'i ki Bursa'ydı, Balıkesir'e geçti. Şu anda Çanakkale'de desteklerinden İlk faydalandık. KOSGEB'den İlk KOSGEB'den mi almıştınız? KOSGEB'den yani fuar desteği ki o zaman stratejik yol haritaları hazırlanırdı. Bununla birlikte broşür desteği gibi bir takım desteklerden faydalandık. Akabinde 2010-11 yılı içerisinde Güney Marmara Kalkınma Ajansı kuruldu ve orada da ilk projesi yazan kadın girişimciyim, kendi yazan kadın girişimi aynı zamanda yürüten. Ve oradan da destek aldık. Sonunda tabii ki bu arada işlerimizi sürdürürken birçok ulusal fuarlara katıldık. Hep iyi izlenimi aldık. Basında yer aldık. En sonunda tabii ki Sayın Güngör, Azim Güngör Tuna valimiz inanılmaz bir babalık yaptı Çanakkale'ye. Herkesin gönlünde halen yaşadığına inanıyorum ve bize işte Almanya Anuga Fuarı'na birlikte yol aldık Güney Marmara Kalkınma Ajansı'yla. Evet. Siyade bulunduk gıda fuarında keza öyle. Orada olunca inanılmaz biz talep gördük ürünlerde ki bizi feyzaya çıkardı alıcılar. Ki ben orada ne yapıyorum, iyi şeyler yapıyorum biliyorum ama bu kadar iyi şey yaptığımın farkına orada vardım yani. Avrupa'daki, Almanya'daki gıda fuarında mı fark ettiniz? Anuga'da ve Fransa'da talepler olunca evet biz işte 100 metrekarelik bir yerde faaliyet gösteriyoruz Gelibolu'da. Birinci, ikinci, üçüncü kat oldu. Beşinci kata kadar fakat sistemsel olarak gıda güvenliği açısından yani istenilen şeyleri feasible'ı yakalayamıyordu. Bir karar vermeliydik. Yani biz büyüyüp ihracat yurt dışına mı çıkmalıyız yoksa küçük kalıp mevcut şartlarda ülke içinde mi bulunmalıyız diyerekten. Şimdi baş başa bunu karar verip... Özür dilerim. Bunu bu fuarda mı, ufkun açılınca mı gördünüz? Tabii ki. Yani o kadar dev firmalar varken sizi işte birlikte katıldığımız Balıkesir ve Çanakkale ile birlikte birilerinin sizi gerçekten aranır kılması ve standınızın, masanızın, deskinizin başında dolu dolu olması ve bir Türksünüz ve ilk defa da uluslararası fuara katılmışsınız. Yani orada acayip insan
mutlu oluyor, onur duyuyor, gurur duyuyor tabii, yaptığı işlerle tabii. birlikte, gelen taleplerle birlikte. İşte oradaki sıkıntımız raf ömrüydü. İşte doğal ürünler ürettiğimiz için kimyasalsız tabii ki belirli bir süre raf ömrü var. İhracat için daha uzun süreli raf ömürlü ürünlere ihtiyaç var. Bunu ancak sistemle yönetebileceğimizi kararını verdik ve ne yapmamız gerektiğini deyince mevcut bulunduğumuz fabrika birlikte yapmamız gerektiğini kararını verdik ve fakat bunu da yapacak tabii ki ilk başlangıçta paramız yoktu. Fikir devam ediyor. O evrede de TKDK kuruldu. Kırsal Kalkınmayı Destekleme Birimi. Bununla birlikte yine projemizi yazdık, yürüttük. Eşimle birlikte tabii ki proje yazmak ve yürütmek inanılmaz insanın ufkunu açıyor. Iceberg'in diğer tarafını görüyorsunuz. Olabilecekleri öngörebiliyorsunuz ki aslında iyi bir inşaatçıyım yani bu arada da. İnşaatı da birlikte yürüttük. Ve bu burada... desteklerle birlikte yol alıyoruz, ayaktayız. Neler yapabilir yaptık. Şu anda ürünlerimizi belki bir konuşmanın ilerleyen evresinde onlardan bahsederiz. Aslında Güney Hanım da bahsettiği gibi bize dernekle birlikte sağ olsunlar sürdürülebilirlik kıldığımızdan dolayı ve yüreklerinde bizi yaşattıkları için üretmek isteyen, üreten arkadaşlarımız, bayan arkadaşlarımız işte işimizi büyütmek istiyoruz, biz yani iş kurmak istiyoruz deyince Sevda Hanım gibi işte bir yerlerden bir şekilde bizi duyup birlikte yol almak istiyorlar ya da birlikte olmak istiyorlar. Bununla birlikte işte Atiye Hanım, Sevda Hanım'a keza öyle sizler destek almışsınız. Bu yolun yordamı nedir? Nasıl ilerleyebiliriz? Biz işimizi nasıl büyütebiliriz? Nasıl ayakta kalabiliriz? Şimdi birlikte. Zaten ben size evet. onu soracağım. Sözünüzü özür dilerim kesiyorum. Size mesela ben şunu üretiyorum, yapıyorum. Evde kendim yapıyorum. Diyorum ki hiçbir şey yok. Evet. Bir şekilde sizin derdinizi öğreniyorum. Evet. Diyorum ki ben bunu evde çok güzel yapıyorum. Beni nasıl yukarıya çıkartabilirsinizle mi geliyorum? Ya da ben bunu üretmeye başlıyorum. Başladığım andan itibaren bana ne kadar destek olabilirsiniz mi diyorum. Evet. Affedersiniz. El iki şekilde de geliyor arkadaşlarımız. Tabii ki yolu yürüyen kesim de var. Mevcut ülke şartlarıyla, ekonomik şartlarla birlikte de daha yol almak isteyen, dik durmak isteyen arkadaşlarımız var. Onlara ne yapılabilir bu yoldan geçtiğimiz için, sıkı da projeleri takip ettiğimiz için onlara yol gösteriyoruz. Şu 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 şeyler destek alabilirsiniz diyerekten. Ve yeni de fikir olarak gelen arkadaşlarımız da var. Onları ya birleştirmeye çalışıyoruz, üreten arkadaşlar, yeni fikri olan arkadaşı. Yani daha hızlı yol alırken yolda yürümek adına ve geliştirmeleri açısından tesislerinde buluşturuyoruz. Öyle birkaç arkadaşımız var yanında. Ve yeni tabii ki sistemle birlikte desteklerde değişmiş bulunmakta. Yani şu anda aslında biz bunlardan yaptık ama durmak yok, yola devam. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ve COSGAP'ten COBIGER projesi devam ediyoruz. Bununla birlikte Ekonomi Bakanlığı'nın desteklediği Ulgi projesini devam ediyoruz, ihracata dayalı. Yol alıyoruz. Bu bildiğimiz, yolda yürüdüğümüz fikirlerimizi arkadaşlarımıza aktarıyoruz. Şimdi de yani hangi desteklerden faydalanır derseniz COSGAP zaten daimi bir şekilde ilgili alanlarda vergi mükellefi olan girişimci olmak isteyenlere ayrı, vergi mükellefi olanlara ayrı farklı destekleri var. Özellikle GMTA yeni destek programını açıkladı. Turizme yönelik bir desteği bu yönetimin var. Bu sezon açıkladı. Aynen. Yani başkanım COSGAP'e yönlendiriyorsunuz. Evet. Oradan tabii, destekler aldırtıyorsunuz. Evet. Onlar ilk önce eğitim alıyorlar. Eğitimlerin sonucunda yarattıkları projeyle yani ne yapmak istediklerinin fizibilitesini de yapıp işletme değerlerini oluşturup öyle bir işletme açtıklarında da ondan sonra COSGAP'ten faydalanabiliyorlar. Özellikle de bu devrede derneğiniz biz onları yol sadece yol gösterici oluyoruz. Ve yapılmış örnekleri gösteriyoruz. Biz burada reçel yapıtım getirdim. Hani reçelden küçümseme açımızı söylemiyorum. Ama bir ürün yaptım getirdim. Evet, önümüzde vardı. Evet ya, sonuçta kadının yaptığı bir reçel. Ama kutulanmış raf ömrü olan ekonomik katma değer yaratan bir değer haline geldi. Bizim hiç amacımız, yolculuğumuz burada başlıyor. Eğer bize, biz kredi vermiyoruz tabii. Böyle bir şeyimiz yok. Biz gönüllülük adına bir araya gelmiş kadınlarız. Biz ne yapıyoruz? Farkına vardırmalı, farkındalık yaratıyoruz. Bakın kadınlar da bu işleri yapıyor. Farkına varın, gelin hep beraber bir şeyler yapalım. Yola çıkın, bunlar var.
Biz de böyle faydalandık demek için bir aradayız. Biz bunları KOSGEB'e yönlendiriyoruz. Eğer işletme için sermayeleri yoksa, bunu oluşturabilip dükkanlarını veya işletmelerini açabilirlerse, ondan sonra da bunların fuar anlamdaki tanıtımlarını yapmaya çalışıyoruz. Biz onları toplantılara çağırıyoruz. Onları bir yerlere davet edip ilişkiler kurmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Peki aldığınız destekler aile olabilir, devlet olabilir. Neler destekleriniz? Benim herkes tabii kişisel alıyor. Ben de dernek adına proje bazında biz destekler alıyoruz. Onlardan da bahsedebilirim ama ilk önce KOSGEB ilk girişimcinin bize sorulan sorular bunlar. İlk önce KOSGEB'den faydalanabilirler mi ona bakacaklar. KOSGEB o sene hangi alanda açmışsa o alanda başvurabilirler. Onu gidip KOSGEB müdürlüğünden en yakın, en açıklayıcı şekilde öğrenebilirler. İşletmelerini ve KOSGEB'e üye olmaları gerekiyor alan şeyden bilgisayar ortamında. Sonra KOSGEB'den aldılar projelerini, para eğitimlerini, bir dükkan veya bir işletme açtılar, bir ürün çıkarttılar veya bir hizmet veriyorlar ama işlerini büyütmek istiyorlar. Yine KOSGEB'i takip edip bunun için bilişim destekleri, broşür destekleri, oluşum destekleri ne varsa onlarla ilgili bir hibeleri gene açılıyor. Yani onu bir de açıldıktan sonra bir aşaması var. Bir de bu arada Çanakkale'mizin Güney Kalkınma Marmara Ajansı var. Bunlar Balıkesir'le biz beraberiz biliyorsunuz. Biz buradan kar amacı gütmeyen dernekler olarak bizler de faydalanabiliyoruz. Kar amacı güden işletmeler olarak da faydalanıyorlar. Bunlarla ilgili çalışmaları da gene biz onlara duyuruyoruz. Bakın arkadaşlar böyle bir şey var. Bir projesi olan varsa ya gidiyor bir yerine yazdırıyor ya da meraklısız varsa evde oturuyor kendisi yazıyor. GMK'ya başvuruyor. Eğer hibe alırsa ilk önce kendi yapıyor. Bakın burada böyle bir anlaşma var değil mi? Kendi yapıyor. Bütün projeler öyle. Sen yapacaksın. Orada hibeyi aldığında o parayı faturalandırıp gösterip ispatlayıp ondan sonra paranı alacaksın. Bunlar kolay işler değil ama doğru iş yaptığında kesinlikle çok kolay. Ama biz geliyoruz en başa. Kadın o ilk baştaki can suyu dediğimiz parayı bulmakta zorlanıyor. Can suyu da. Çünkü başlaması için en azından bir işletmesini açacak. Hani buldu, açtık. İlerlemesi açısından değil mi? Yani burada güzel bir örneklerimiz de var. Genç arkadaşımız bize bu konuda daha yardımcı olur. Bu arada Sevda Hanım inanılmaz güzel eğitimler almış. Türkiye'nin ender kadınlarından biri. Yani okumuş kızlarımızdan biri. Onun için gurur duyuyorum onunla. Aramızda olduğu için de gurur duyuyorum. Bir de gelinimiz olmuş. Çok mutlu olduk. Ben de sizi tanıdığım için çok mutlu oldum. Gerçekten böyle bir... Biz de bilim kadını yani. Bir de oradan bakalım. Yani sadece esnaf veya ilişki kadını değil. Evet, biraz Sevda Hanım'a dönelim. Biz Sevda Hanım'ı esas konu alalım. O çok önemli benim için. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Ben sizi tanıdığım için çok mutluyum. Böyle bir insanlar iş yapmaya başladığında gerçekten yalnız olmadıklarını gördükleri... Hani çevresinden cesaret alması gerekiyor. Çünkü bu yol kolay bir yol olmuyor. Hani herkes zorluklardan geçiyor ama bunun tek kendin olmadığını, etrafındaki insanların da böyle bir işe başladığında neler yaşadığını görünce daha çok cesaretlenip işine sarılabiliyor. Evet. Bu anlamda böyle topluluklar gerçekten kadınlar için çok önemli. Ben buraya geldiğimde neler yapabilirim diye çok düşündüm. Çünkü Çanakkale'nin şartları biraz elverişli değil. Ben tekstil mühendisiyim. Tekstille ilgili kendi alanımda çalışmak istedim. 2014 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, daha önce de evlenmeden önce Tekirdağlıyım ben. Orada bir özel sektör tecrübem var. Arge mühendisi olarak çalıştım yine deri sektöründe. Kendim ne yapabilirim dedim. 2014 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Tekno Girişim Sermaye Desteği var. Burada tek şart lisans mezunu olmak. Lisans mezuniyeti arıyor. Ben orada projemi yazdım. Projemi yazdıktan sonra bir 3 elemeden geçtik biz. Ve kabul oldu. Projem kabul olduktan sonra ben o İBE'yi alabilmem için şirketleşmem gerekiyordu. Şirketimi limited şirketi olarak Çanakkale Teknopark'ta kurdum. Burada her dönem 6 ayda bir raporlar hazırlayıp bakanlığımıza sunduk. Denetlemeler geçirdik. Her şey yasal, yine faturalar, onları sunmamız gerekiyordu. Bu şekilde sunduk ve başarıyla tamamladık. Burada Çanakkale Teknopark'ın da avantajının olması üniversiteden hocalarımızı da tanımamız. Ve Çanakkale Teknopark'ta da indirimlerden
gelir vergilerinden, aynı zamanda çalışanlardan proje kapsamında yararlanabiliyoruz. Sevdacığım, bu yani COSCAP'ten her şeyden çok daha farklı bir şey. Biz bunu hiç bilmiyoruz. Evet. Teknofarkı da hiç bilmiyoruz. Ben de şu anda yani, dinliyorum. Evet, yani böyle bir şey de var. Bilimsel, evet. Hani mesela COSCAP'te hani bir esnaflık, bir dükkan açmak evet, istediğinde evet. yararlanabiliyor ve orada eğitim sınırı yok. Çok güzel bir destek. Ama burada TÜBİTAK'ta istediğinizde hocalarla da ortak işbirlikleri istiyor bizden. Üniversite dediğim gibi lisans mezuniyeti istiyor. Yani biraz daha böyle bilimsel çalışmalara. Evet. evet. Onlara hani daha yenilikçi, ARGE evet aynı şekilde ARGE ve inovasyona dayalı yenilikçi. Yani Türkiye'de olmayan bir şey. Ve bunun bize katma değeri ne olacak? Bunun pazarı var mı yok mu onu araştırıyorlar. Dediğim gibi 3 tane farklı kuruldan geçtik aynı şekilde ve orada artık bu süreçte TÜBİTAK üniversiteden hocaların danışmanlığı. Peki Çanakkale Teknopark'ta başka kadın işletme var mı? Ben başladığımda yoktu ama hepsi zaten var olan kuruluşlardı. Evet. Yeni yeni hocalarımız da kurmaya başladı. Ay, oluşumlar başladı aslında. Evet. Bu şekilde devam ediyor. Oradaki şu an yeni bina yapılıyor. Yeni binayı taşınma aşamasındayız. Peki sizin atölyeleriniz, fabrikalarınız neyiniz olursa hepsi Teknopark'ın alanı içerisinde mi olacak? Yönetim binalarından yönetim, yok. Benimki evet. Ben şu an ofis kısmında Teknopark'tayım ama üretim kısmında farklı bir firmayla kapasite anlamında ortak işbirliği yaptık, anlaşma yaptık. Hani üretim bazında beraber çalışmayı planlıyoruz ama tabii ki başlangıç aşamasında olduğumuz için büyüttüğümüzde işlerimizi Teknopark'ta bir iş yerimizi büyütmeyi planlıyoruz. Orada büyüteceksiniz. Evet. 10 metrekareler için ben Nida Hanım. Bunu biz de yeni öğreniyoruz. İşte bizim toplantımızın amacı bu. Biz evet. birbirimizden böyle sinerji oluşturuyoruz, bilgi alıyoruz. Ben de bilmiyorum ki Teknopark'ta bir şey nasıl yapılabilir, ne olabilir. Ben bunu bilmeyen adına da konuşuyorum, öğreniyorum. Ve başkalarıyla paylaşıyorum. Bu toplantılarımız bizim böyle geçiyor. Bugün çok iki kişiyle bunu yaptık. Çünkü çok kalabalığız. 35 kişiyiz. Girişimci ruhu taşıyan birçok arkadaşımız var. Onlarla da oluyoruz. Böyle olunca sohbet sonra kadınız tabii. Biz her şeyi kadınca yapıyoruz. Sohbet uzuyor. Evet. Toplantılar uzuyor ama bunun için siz de böyle iki kişiyle bilmiyorum, yapalım dedik. Seda Hanım bilmem ama siz ayrıca çok da iyi bir annesiniz. Mükemmel bir annesiniz. Evlatlarınız var. Her anne kadar. Onun yok inşallah. İnşallah diyelim. Fırsat olunca. Kızınızdan bahsettiniz program öncesinde. Evet. Sohbet öncesinde. Gülce ben, dediniz. Ondan destek alıyoruz dediniz. Evet. Ona bu işin içinde dediniz. Çok enteresan. Tabii ben girişimciliği bütün Türk kızları için, Çanakkale kızı için desteklemek adına, onları var olsunlar, beraber yürüyelim adına bu işi yaptım ama başladık bu işi ama... Sonunda benim kızım o zaman liseye gidiyordu. Çocuklarımız da büyüdü. Onlar da bu sohbet ve toplantılarla büyüyünce kızım da üniversiteyi bitirince kendi alanında girişimcilik adına bir faaliyette bulundu. O da Çanakkale Vergi Dairesi'ne bağlı bir mükellef. Yani bizde herkes KDV yaratıp vergi mükellefi olmaya çalışıyor. Ben de başka evlatlara verdiğim desteği tabii kızıma da vermek istedim ama çok mu zor? Çok zor. Ben de dedim çoğu zaman kızıma, kızım ne uğraşıyorsun? Boş ver, kıyamadım. Çok zorlandığını gördüm. Başkalarından akıl almasını istedim. O da kendi üreten insan, eliyle üreten veya tezgahının başında olmak isteyen her kadının bir de satışını, pazarlamasını yapmasını gerektirecek biri olması lazım. Bir kadın hem düşünüp hem kreatif bir şey yaratıp hem yapabiliyor. İşte hem yaratacak, hem onu elinden çıkaracak, hem şeyi korumasını alacak. Hem tezgah bir de yol dışarıda senet işiyle çek ve senet işiyle bankayla uğraşacak, vergilerini ödeyecek. Vallahi işi çok zordu. Ama ben başardı. De çok çelişki ama başardı. Çanakkale'de değil Türkiye'de bir Gülce Dereli markası oluşturdu kendi adıyla. Onu da babası öyle söyledi. Derken şimdi Amazon.com'da da Gülce Dereli markası başladı. 3 aydır kendi web sitesi var tabii, oradan da satışı var. Ayrıca Nişantaşı İstanbul'da da ofisi var. Yani ailede hep böyle bir geçmiş var. Bir girişimcilik hep var. Hep var yani. Evet.
Biraz ben şeyden bahsetmek istiyorum. Evet, okumuş kadın, belli bir yere gelen esnaf kadın. Ama bunun dışında da Tarım Orman Bakanlığı'nda destekleri var. Evet. Özellikle hayvancılık adına, tarımla uğraşan, üreten, köyde yaşayan arkadaşlarımız adına, arıcılık adına buradan da destekler var. Yani buradan projelendirip özellikle ulaşmak isteyenler bize de ulaşabilir, Tarım İl Müdürlüğü'ne de ulaşabilir. Ki orada da çok ciddi bir ekip var. Sürekli üreten kadının yanında hem tarımsal anlamda hem de o süreçleri yönetmek anlamında. Organik tarımı da çok destekliyorlar. Organik tarımı da destekliyorlar, destekleyen ve biz de onların da yanındayız. Ve böyle bir yani herkesine, devletimizin destekleri herkesine hitap ediyor. 23 hedeflerine ulaşmak için ki özellikle biz de ne yapabiliriz dernek adına, bunun dinamikleri olabilir miyiz düşüncesiyle aslında yolda yürümeye çalışıyoruz. Evet, şimdi ben Günay'a bakıyorum, gülüyorum. Bana sorma dedi ama evet. Soracağım. Soracağım yani. Ne soracaksınız merak ettim. Neyi derneğinizin, sorma dedi. Derneğinizin yaşadığı zorluklar neler? Ya söylemem. Ya biz öyle enteresan ki Türkiye'nin bütün gelişimini gördük ya. Bütün kendimiz geliştirirken bir de Türkiye'nin ekonomik çizelgesini de gördük. İnişleri çıkışları da gördük. Her şeyden de etkilendik. Ve bu arada enteresan bir şey var. Biz yıllarca bir eğitim aldık GMK'dan 2009-2010'da. Ve bu ondan sonra da bir proje oluşturduk. Adını da Dur Yolcu koyduk. Ve bunu yıllar sonra şeye yolladık. Dernekler Müdürlüğü'nün İçişleri Bakanlığı'na yolladık. Hibesi varmış. Onları da takip ediyoruz tabii. Yoğun bir şekilde. Anam dedik açıldı bir yer. Biz buradan girelim. Sağ olsun tabii bizim o zaman da Çanakkale valimiz tabii çok sık değiştirilmesi de dezavantaj biz Çanakkale'ler için. Bunu söylemek zorundayım. Hamza Erkal valimiz bize tamam bizimle proje ortağı oldu ve biz İçişleri Bakanlığı'na yolladık. Biz çok güzel bir hibe aldık. Sonucu bekliyoruz tabii hibe almadan önce. Bilin bakalım ne oldu. Biz darbe kalkışması yaşadık. Bir sonuçla karşılaştık. İnanılmazdı. Bize sonra bir hafta sonra telefon geldi bana. Biz böyle oldu. Hiçbir memur kalmadı. Size sonuç veremeyeceğiz. İnanamıyorum. Bir de biz darbe kalkışması da yaşadık. Sonucu sonra söyleyin o zaman dedik. Memurlar geldi. Oturdular. Karar verdiler ve biz sonucu böyle aldık. Yani her şey yaşandı bu dernekte. Ama biz gene buradayız. Hiç pes etmedik. Hiç engel tanımadık. Herkese gönlümüz kapalı. Duruşumuz da net. Sadece kadın adına buradayız. Çanakkale kadınları adına buradayız. Ekonomi adına. Yarattığımız ürünlerden KDV ödemek ve vergimizi vermek, Türkiye'de hep beraber ekonomik gelişimi sağlamak, biz kadınların sosyal güvenlik kurumundan tam anlamıyla paylaşım almasını istiyoruz. Her kadın kendini devlet açısından koruma altına alsın istiyoruz. Herkes devletten de beklememelik, elini taşın altına koymalı. Çünkü bu arada destekler var, kafamız çalışıyor. Devletten de destek de geliyor. Geliyorsa da niye yaratmıyoruz? Biz çalışıyoruz. Çalışırsanız varsınız. Varsanız da piyasadasınız. Öyle de bir gerçekle karşı karşıyayız. Ben hep şunu söylüyorum. Bayanlar işte benim ihtiyacım yok diyor. Eşimin varlığı var diyor. Babamın varlığı var diyor. Aslında hani bir söz vardı, güzele bir sivilce yeter, zengine de bir kıvılcım yeter. İnsanoğlunun ne olacağı hiç belli olmaz. Yani erkekler bizim garantörümüz değil. Ben hep bunu söylüyorum. Özellikle işletmemde 15. yıla gireceğiz. %80'i bayandır ve onlardan yanadır gönlümde. Eş kalp krizi geçirebilir, deprem olabilir, trafik kazası olabilir. Yani biz evimizin direğini devam ettirmeliyiz. Çocuklarımızın başında kalmalıyız yani. Sadece eş değil, eşlerin de kanını kene gibi hanımlar emmemeliyiz. Ben öyle diyorum. Ve dik durmalıyız. Herkes bir bireydir ve üretmeliyiz sonuçta. Aldığımız her nefesin bile bir sorumluluğunu ben birey olarak taşıyorum. Ve attığım her adımında bir sorumluluğunu taşıyorum. Nefesimin ilahi takdire bir sorumluluğunu taşıyorum kul olarak. Atatürk'e de bu vatanı bize emanet ettiği için her adımımda şükrediyorum, teşekkür ediyorum ve sorumlu hissederek üretmek zorundayız. Değer yaratmak zorundayız. Biliyorsunuz bir sözü vardı.
kazanılmış topraklar ekonomiyle taçlandırılmadığı sürece yok olmaya mahkumuzdur yani. Ve ihtiyacımız olmasa da kul olarak son nefesimize kadar çalışmak zorundayız. Varoluş sebebimiz aslında budur. Yoksa şu marka arabam var, şu marka kıyafetim var, şöyle dubleks evim var yetmiyor. İnsanlık adına da çalışmak zorundayız. Üretmek zorundayız, değer katmak zorundayız. Bu felsefeyle de işletmemizi yürütüyoruz. Derneğimizle de bu felsefeyle de hareket ediyoruz aslında. Özün sözü. Peki bu şimdi önünüze neler yapmak istiyorsunuz? Önünüzdeki planlarınız neler? Şimdi bizim öncelikle bu kış yeni üyelerimizde yeni yapılanma yapacağız. Ve Şubat ayı içerisinde 10. yılımızı kutlayacağız. Bu bizim için çok önemli. Birçok bizim derneğimize parayla ilgili bir şeyimiz yok. Derneğimiz kar amacıyla kurulmadı. Üyelerimizin girişi de çok çok komik bir rakam. Sadece var olmak için bir aradayız. Biz şimdi ne yapacağız? 10. yılda bir güzel bir hareket yapmayı düşünüyoruz tabii. Bir havalı bir şey yapalım. Değil mi? Şöyle Çanakkale. Yani, Çanakkale bir şahlansın yani. Evet. Biz bir bakın. Bizim kadınlarımız neler yapıyor görsün. Görsünler yani. Sonuçta bütün Çanakkale'nin yeni yetişen kızları için, kız çocukları için uğraşıyorum. Çünkü ben kendi adıma kadının ekonomik özgürlüğü benim için her şey. Kadın ekonomisinde yetkin ve etkin olursa, yani Türkiye ekonomisi demektir bu. %50'si ülkemizin %50'si bu konuda bir şey yaratmıyor. Bu çok acı bir şey. Eğer böyle olursa kadınlar ne çocuk gelinlerimiz olur ne de öldürülen kadınlarımız olur. Eğitim seviyesi yükselir. Kendi seçimlerini kendi yapan birey kadınlar olur. Çanakkale bu konuda çok şanslı. Çanakkale'nin bütün topraklarında, bütün köylerinde kadınlar bir birey. Bizim okumuş kadın çok fazla. Bizim Çanakkale'deki bütün köylerimizdeki kadınlar 100 yıldır ürettikleri ürünü üretir. Biner arabasına, minibüsüne, neye biniyorsa dönem dönem gelir pazarda, panayırda malını satar. Kendi ekonomisini yaratır. Doktoruna gider, işini bitirir. Kız çocuğunu da okutmaya çalışır ve köyüne döner. Bu benim için bir girişimciliktir. Zaten girişiyordur hayatta. Yani hiçbir zaman ben hayattan çekildim, oturayım. Hayır. Yasaları da takip eder, ekonomik girişimleri de takip eder ve bunun için ben bu bir dur yolcu projesinin içine şunu da koymuştum. Siz o zaman burada yoktunuz Sevda Hanım. Dedim ki içimden şu geçti. Biz dedim iş kadınlara şunu öğretelim. Bilgisayarda nasıl bir kullanabilirler? Kullandıklarını düşünüyorum. Herkes artık akıllı telefonla beraberler. Ve dedim bunu nasıl ticarete dökebilirler? E-ticaret, basit bir satış İngilizcesi ve pazarlama taktiğiyle bir kooperatifleşme konusunda eğitim alsınlar dedim. Ve eğitim alsınlar dedik. Onun da üniversite bağını da kurduk. Kimle? Üniversite çömüyle de bağlantı kurduk. Koskoca hocalara ilkokul mezunu kadınlarımız ve ben bunu sonra söyleyeyim. Biz böyle bir proje yaptık. Ve bu projeden kim istekte bulundu biliyor musunuz? Yenice ve Nevruz Köyü kadınları. Dediler ki biz eğitime açız. Tüylerim diken diken oluyor. Ki Yenice en kavruk, en yalnız ilçelerimizden biridir. Dediler ki biz dernekleşmek istiyoruz. Dernekleştik, kooperatifleşmek istiyoruz. Kooperatif eğitim almak istiyoruz. Tamam dedim, bunda hazırız. Biz onlara Yenice Halk Eğitim Müdürlüğü'nde harika bir eğitim verdik. Kimle? Çanakkale'den Çömü'nün hocaları. İngilizce ve ekonomi eğitimi aldılar. Ve pazarlama ve kooperatifleşme, kooperatif kurma eğitimi aldılar. Ne çıktı buradan biliyor musun? İnanılmaz bir şey. Yenice Kadın Kooperatifi çıktı. Yenice Kadın Kooperatifi kuruldu. Belediye başkanı bunu görünce ben de size dedi bir bina vereyim dedi. Yenice belediye başkanı da onlara güzel bir bina verdiler. Ne yapalım Güney Hanım, paraya kavuşmamız lazım dediler. Ben de şöyle düşündüm. Ben de kahve hizmetleri ve bu hizmet sektöründe de olduğum için aynı zamanda onlara dedim ki kafe açın. Tamam dediler ve bir kafe oluşturdular. Çok enteresan oldu. Benim de kafedeki kiracım çıktı. Bütün malzemeleri onlara verdim. Bilin bakalım gene ne oldu? Yenice'den belediyenin abi şeyini almışlar ya. Başka kamyonu yok Yenice'nin tabii. Damperli kamyonunla geldiler. Çanakkale kordona yanaştılar. Üç kadın kordonda trafiği kapattık. Yağmurun altında üç kadın
o koskoca koltukları, her şeyi, masaları topladılar ki bu da haber oldu. Olağanüstü güzel bir şeydi. Kafelerini kurdular. Şimdi onu çalıştırıyorlar. Aynı zamanda üretici ve çalışan kadın sektörü olduğu için bu arada başka fabrikayla da işbirliği yaptılar. Onlara da aracı oldum. Hem onları üretiyorlar, hem yeni bir marka, biberden yeni marka yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir güzellik çıktı. Aklınıza mı gelirdi? Ben böyle bir projeyi düşüneceğim ve bu Nevruz Cave'den ve Yenice'den çıkacak. Bunlar bir yere gelecek. Şimdi 15 kadın kendi ekonomisini yaratmaya çalışıyor. Ne kadar mutlu oluyorsunuz. Evet. Ay ben evet. Gözleriniz içi parlıyor. İnanılmaz güzel bir şey. Benim bir sürü dostum oldu. Çok mu kolay yazışmak, konuşmak, araşmak? Hayır. Çok mutluyum onlar adına. Yenice'li kadınları kutluyorum. Nevruz köylü kadınlar, bunlar fuarlara katılıyorlar artık. Nevruz köylü kadınlar da beraber eğitim alıyorlar. Hatta derneğimizden bizim eğitici, öğretici Serpil Hanım onlara keçe eğitimi vermeye gitti. Onu ağırladılar. Ücret karşılığı da yapılabiliyor bu işler. Ama onları ağırladılar. Onlar iki gün eğitim verdi ve şimdi keçe üretimine başladılar. Ve bunları satıyorlar. Ben onları şirketime hediye gidecekti mesela. Gittim onlardan aldım hediyelerimi. Artık böyle hediye olacaksa, bir yerlere bir şeyler verilecekse Çanakkale üretici kadınlarından alınsın istiyorum. Bu işi kadın, Çanakkale Kadın Kooperatifi de kurucu üyesi. Biz istiyoruz ki Çanakkale'de malilikten hediye gittiği vakit bu ürünler toplanılsın. Çanakkale'yi bunlar temsil etsin. Çanakkale seramikçileri var. Kadın üyeler. Her şeyler. Çok tesadüf bir şey. İşte geçen sene böyle köylerimizi gezerken çamaşır suyu yapan kadınla tanıştım. Bir köylü kadınımız, bir köylü teyzemiz çamaşır suyu yapıyor. Daha az zararsız. Biliyorsunuz bu kimyagerlerin işidir. Evet. Ama çok güzel çamaşır suyu yapan, sabun yapan. Evet. Sabun özellikle içimizde yani. Gerçekten çok cevvaller var ve ben buradan sesleniyorum bir girişimci olarak. Eğer ki yani sesimizi duyup izleyen varsa, üretmek isteyen fikri varsa bize ulaşsınlar. Biz dernek olarak elimizden gelen, dilimizden döndüğünce onlara katkıda bulunmak istiyoruz. Yani Çanakkale neresinde olursa olsun ya da hep vardır ülkemin neresinde olursa olsun ararlar sorarlar. Erkekler de bile işte Afyon'u arıyor. Atayan bunu böyle mi yapayım ya da Denizli'ni arar şöyle mi yapayım diyerekler. Ve biz onlara hiçbir şeyi yapmadan yani nasıl diyeyim bilgiyi saklamadan paylaşıyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırıyoruz ve bu da bize gerçekten akşam yastığa başımızı koyduğumuzda mutluluk veriyor, huzur veriyor ve biz nebze de hayata katkıda bulunduğumuz için tarafsız bir şekilde yani mutlu ediyor. Kimsenin cebine belki bir 5 lira koyamazsınız ama 5 lira ya da 5000 lira koymak için sebep olursanız bu da en büyük güzelliktir yani. Bizim aslında dernek olarak yapmak istediğimiz budur. Gerçekten bölgede üretmek isteyen fikri olanları biz iletişim numaralarımızda derneğin bilgilerini şimdi onu soracağım zaten iletelim. Size nasıl ulaşılacak? Evet. Bizim bu arada geliştirdiğimiz bir projemiz vardı. Bununla beraber de Dur Yolcu mağazamızı açtık. 30 kadının ürününü bir araya getirdik. Bir marka yarattık. Bu markanın karşılığında da bir dükkan açtık. Dükkanın da faaliyetleri sürüyor. Ama bununla ilgili bir sorunumuz var. Yani Çanakkale merkezde olmak istiyoruz. Ama bugünün konusu yapmak istemiyorum onu. Ayrıca bizim orada web sitemizde oluştu. Bir marka yarattık. Artık www.duryolcu.com'a girdiğinizde Çanakkale'li iş kadınlarının ürünlerini göreceksiniz. Ama bunun da yapılanması için bizim bir starta ihtiyacımız var. İktisadi işletme kurma açısından. Bununla ilgili çalışmayı ben önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Biz burada bir sitemiz var. Buradan istek ve bağlantılara cevap veriyoruz. Bu bizim şu anda Facebook'ta Çanakkale Girişimci İş Kadınları diye bir sayfamız var. Buraya bir mesaj adı altında girdiklerinde bana ulaşıyor. Üyelerle paylaşıyorum. Sosyal medyayı kullanmak istemeyen arkadaşlarımızla da sizin aracılığınızla da iletişim numarasını Güney Hanım aktaracak. Yani o iki köydeki teyzemin sosyal medyayı kullanmayabilir yani. Vallahi herkesin oğluna yapı veya bakayım oğlum deyip de bunları yaptırdığını biliyorum. Öyle herkes acayip şeyler kullanıyor. Ben bu aşamada bile değilim. Çok çok güzel, çok mutluyum. Yani Çanakkale kadını her şeye çözüm buluyor. Öyle hiçbir şeyden korkmuyor. Bizim öyle ezikmiş, mağdurmuş, engelli, hemen hani
dezavantajlı grupmuş falan böyle anılmak bile benim ağrıma gidiyor. Bu dönemde, Türkiye'nin bu çağında, dünyanın böyle olduğu bir dönemde ben dezavantajlı grup olarak devletin bizi konuşmasını bile istemiyorum. Bu benim ağrıma gidiyor. Biz aklı başında her şeyi yerine getirmiş, her şeyden yaratıcı bir şeyiz, anneyiz. Anne de olmayabiliriz, biz kadınız. Kadınız ve her zaman da güçlüyüz, aklımız başımızda diyorum ve biz dezavantajlı grup değiliz. Sadece bazı olanaklarımızdan faydalanıyoruz diyebilirim. yani onunla ilgili bir sakınca var. Başka kimle, nereye bulabilirler? Beni bulabilirler. 210 Çanakkale telefon numarasını vereyim. 0286 217 2091. 217. Evet, sekreterimiz var. Oradan başkanla ulaşabilirler, mesaj atabilirler ve bu ulaşan onları da buluyor. Bir de bu arada bize sadece üreten kadın yok. Yani şimdi okumuş kızımız dedik, bilim kadın dedik, üreten kadın dedik, sanayici kadın dedik ama bu arada bizde yani mimarlar var, avukatlar var, güzellik uzmanlarının açtığı sonuçta bu kadınlar 10 tane 15 tane işçi statüsünde insan kişi istihdama katılıyorlar. Bu arada butikleri olanlar var, perde imalatı olanlar var. Yiyecek sektöründe lokantası olanlar var. Yani sadece üretim yok bizde. Biz ticari anlamda olabilen her kadınla beraberiz. Çünkü derneğimizin kuruluş amacı düzgünde zaten. %70'i ticaret odası kaydı olan. Vergi kaydı. Vergi kaydı olan. %20'si diğer odalara kayıtlı olan esnaf da olabilir. Çünkü biz zaten çok azız. Bir de onda mı ayrımcılık yapalım? %10'u da girişimcilik adına düşüncesi ve isteği olanlar, KOSGEB'e girmiş de işlemi olmamış insanlarla, kadınlarla bir arada olmak istedik biz, öğrencilerle. Onun için biz herkesi kapsıyoruz. Kucaklıyoruz. Kucakladık mı sizi, evet, Zeyda Hanım? Kucakladık. Bir iki reklam amacında mesela gazetecilerle buluşuyoruz. Yeni arkadaşlarımızı onlarla tanıtıyoruz. Bu gibi çalışmalar da yapıyoruz. Derneğimizin o dur yolcu dükkanının faaliyetini sonra açıklayacağım. Yani onu yaşamıştık. Burada şimdi konuşmamızın anlamı yok. Sohbetimiz bu girişimci kadınların nelerden faydalandı ve faydalanınca da sonuçlarını göstermek adınaydı. Peki 2009 yılından beri süregelen bir dernek. Sizler yenisiniz anladığım kadarıyla. Atiye'nin kurucu. Atiye'nin kurucu. Böyle hiç unutamadığınız çok güzel bir anınız var mı dernekte? Valla her anımız öyle oldu. Gerçekten. Hiç kolay değil bir keresinde. Hani böyle hem gözlerinizi dolduran, şuradan yaşlar akıtan, bir kahkaha attıran. Gemi olayımız çok güzeldi. Vardı, evet. Kaç yılıydı? 2013 mü? O yok. 2012 falan. Evet. Daha yeniyiz Zevdacığım. Sen daha çok, sen çok küçüksün herhalde. Çok enteresan. Dedik ki nasıl ses yapalım? Niye fuarlarda yokuz? Yani kadın işletmeler Emit Fuarı'na bile götürülmüyor. Yani hiç kimse bana şöyle bir şey söylenmişti. İnci boncukçu kadınları mı götüreceğiz? Orada benim yüreğim yandı. Onlar da ticaret odasına bağlılar. Onlar da vergi veriyorlar. Ama böyle şeyleri ben birçok yerde duydum. Dedim ki biz de Çanakkale'de kimiz gösterelim bakalım ne yapabiliyoruz. Ne yapabiliyoruz? Dedim ki hep bütün kadın STK'lar ama. Bunun içinde kadın sivil toplum kuruluşları var, dernekler var. Hepsi. Bir de iş kadınları var. Kendimizi ayırmadık. Dedim kim ne üretebiliyorsa. Biga Kadın Kooperatifinden bütün ürünlerini ürettirdim. Bir firma buldum. Sayın Karakaş, kolejin sahibi. Onu aldırttırdım Nazım geçtiği için. Onlar bir para girdi. Karabiga'ya bir kadın kooperatifine bir ürün yaptırdım. Benim bir ihracat yaptığım bir şirket var. Asos'a onları aldırttırdım. Sonra Çanakkale Kadın Kooperatifi zaten kurucu üyemiz. Onlar standlarını açtılar. Nereye de açtık biliyor musunuz? Denizin ortasında. Denizin ortasında. 57. Alay Gemisi yeni gelmiş. Gestaş müdürü de Hasan Bey benim yörükçü Çanakkale'den mahalleden çarşıdan kardeşim. Anlamam dedim. Bu gemi devletin mi? Devletin. Kimin Çanakkale'li? O zaman bizim dedim. Ve inanılmaz bir şey oldu. Gemiyi bize verdi 2 saatliğine ama 2 saatte geri geleceksiniz. Sefer var dedi. Biz onu bile görev atlettik. 2 saati 1 dakika geçmedi iskeleye yanaştık. Bütün Çanakkale, bütün
ilçelerimiz var ya, Ayvacık Kadın Kooperatifleri, bu alıcılık yapan Biga Kadın Kooperatifleri, Karabiga, Bozcaada kadın üreten arkadaşlarımız, Serezgıda, Gelibolu balıklarıyla, evet. Şimdi unuttum vallahi, Erenköy'ünden bütün ilçelerin hepsi minibüs minibüs geldiler. Hiç kimse anlayamadı. Bir anda 1200 kişi iskeleye dolduk kadın. Çünkü bir anda alacağız. Ve bu arada Ece Bale ne yaptı biliyor musunuz? Arabalı vapurun ön yüzünde girişte çocuklarla bale yaptı. 15 kişilik. Biz bütün Sakat Engelliler Derneğimizde vardı. Bütün hepsi de geldiler. Onlar da kendilerini tanıttılar. Biz hep beraber buradan dolduk gemiye. Bütün kadınlar. Herkes iskeleye geldi. Kadınlar ne yapıyor diye. İnanılmaz bir şeydi. Pankartlar açtık. Dedik ki Çanakkale ekonomisinin iki yakası bir araya getirmek dedik. Amacımız bu dedik. Bütün kadınlarımızı davet ettik. Bütün ikramlarımızı sunduk. Abideye kadar gittik. Orada da İstiklal Marşı söyledik. Çanakkale dedik ki ekonomik kadın zaferi başlasın dedik. Ve biz böyle kadınlar birbirleriyle sohbetlerle, tabii biz bunlar içinde eğlendik de, şarkılar da söyledik, duygulandık, ağladık, şehitlerimizi andık, atamıza şükrettik, atam dedik, kadın varsa atam var dedik, Atatürk'ün olduğu yerde, kadın olduğu yerde de Atatürk var dedik ve bütün haklarımızı da geçen günlerde 1920-30'larda kutlanmıştı, ilk başlamıştı. Siyasi haklarımızı elde ettiğimiz için şükrettik. Böyle güzel bir vatana sahip olduğumuz için şükrettik. Bütün varoluşumuza şükrettik. Ama sonra çok canım sıkıldı, kadınları ben susturamadım. Bir daha istediler. Susturamadım dedim ki, bir yandan da dedim bir daha gemiyi nasıl alacağız? Şimdi Gestaş müdürüne tekrardan sesleniyorum. Bu sefer ama araç konulan yerde yapacağız değil mi? Araç konulan yerde yapacağız. Evet, Gestaş'ı. Gestaş müdürümüz umarım sesimizi duyar. Duyar Volga. Turva yılı dolayısıyla biz bir gemi daha yapalım. İda pazarı ya da İda kadınları, evet, olarak böyle bir düşüncemiz var. Evet. Sevgili Volkan, sen de bizim Çanakkale'mizin çocuğusun. Bu ablalarını anlarsın. Ben de şöyle diyorum size. Biz gene 57. Alay gemisini alalım. Ama bu sefer alanı kuralım. Turva'ya kadar gidelim. Burada Helen'in pazarını açalım. Bunu isterseniz uluslararası alana getirelim. Herkese duyuralım. Biz böyle uğraşamayacağız proje yazmakla filan. Sıkıntı basıyor artık. İşimiz var. Biz buradan duyuralım sizin aracınızla. Ve emin olun bu şimdi gelişti. Bizim her şeyimiz böyle. Toplantılarımız böyle geçiyor. Ani, hoş. Çok kararlarlı. Verirse verir mi diyeceğim? Verir. Hiç bizi kıracağını sanmıyorum. Bülent Turan da milletvekilimiz, o da verir. Jüri de kızı kardeşimiz, o da verir. Zaten sadece Çanakkale'de değil, bütün milletvekillerimiz bize aynı sıcaklıkta hizmet ediyor. İlgili ekonomik alanda her ne gerekiyorsa yanında ve çabasını sarf ediyor. Çok yakın zamanda, evet, da bir ziyarette bulundum Ankara'da. Sağ olsun, her konuda destekler. İşte yani. Biz de bu destekleri daha da bekliyoruz çok inşallah. Bu arada biz yani her şeyi dengeli getiriyoruz. Bu arada ne yaptık? Edebi, o da çok güzeldi. Geçen sene festivalde panayır gibi biz bir şov yaptık. Onu anlatsana Atiye'cim. Niye unuttun? bu arada tamam, bizim akıllarımız işte. Şöyle bir şey, unuttun değil. Artık biz şimdi işletme olarak Çanakkale ülke derken şu anda işletme kendimize olarak ihracat boyutunda olduğumuz için biz biraz daha dünyanın öbür taraflarını düşünüyoruz. İletişimler onlarla kuruyoruz yani. İhracat yapınca, evet, Çanakkale boyutundan çıkılıyor işte. Böyle de oluyor. ama ben Çanakkale'deyim şey yani. Tabii ki bu iyi bir şey. Umarım tüm arkadaşlar geçtiğimiz yoldan bizden daha hızlı yolda yürür ki bu ülkemizin, bölgemizin değerlerini, sesimizi daha hızlı duyurabilir ve hem kat üreten sadece bizim üretmemiz yetmiyor. Kendi özellikle işletme olarak da biz de mesela sadece tatlı yapmıyoruz bu arada. Belki çok hızlı geçtim bir tarafa rüzgarı çevirdim ama reçel gruplarımız var. Bölgede yetişen meyvelerden. Ben az önce zaten sözü kesin böyle bir elime aldım. Evet, mesela onu yurt dışına çok büyük miktarda gönderdik. Bu benim Nuriye Nine'nin çıtırkabak yaptığı portakallı çıtırkabak. Şu anda soslarımızı yapıyoruz. Zakuska, morkavi ve
fesleğenli domates sosları. Özellikle Çan Yenice bölgesindeki biberi kullanıyoruz. Patlıcanı kullanıyoruz. Bu bölgedeki gene Kumkale taraftaki domatesi kullanıyoruz. Tamamen Çanakkale işte. Yani amacım çok içinde. Özellikle bu yıl Çıtırkabağı çok yüklü miktarda işledik. Bayramiç, Ezine, Çan, Yenice, Lapseki, Kepez bu bölgenin bütün kabağını sünger gibi çektik ve şu anda üreticiler her gün geliyor fabrikaya ve Atiye'm kabak alıyor musunuz? Bizim elimizde şu kadar var. Ne zaman alacaksınız diye. Gerçekten bu arkadaki itici güç daha fazla çok çalışmamız gerektiğini, daha etkin yetkin işler yapmamız gerektiğini ve insanlara biz de bir köprüyüz ve faydamız dokunursa bir dahaki seneye edecek. Bunun için de gerçekten evet ülke içinde kapasite belli ama daha fazlası için ihracat yapmak zorundayız ki daha fazlası bir dahaki seneye üretilsin diye. Aynen. Biz de kendimizi köprü gibi görüyoruz. Ve nereden nereye geliniyor? Kesinlikle. Yani biz Atiye Hanım'la ilk bu işe başladığımızda Sevda Hanım, yani bunlar size örnek oluyor işte. Evet. Böyle böyle ilerleniyor. Festivalde o bir stand açabilmek için ne mücadelelerde bulunmuştuk. Kesinlikle. Ama projeyle gidince Çanakkale Belediyesi'nin de o nedenle bize yakın ve sıcak olduğunu gördük. Son derece açıktılar. Ve biz projenin de ekonomik yapısı da elimizde olunca Çanakkale Belediyesi ile de işbirliği yaptığımız için bu Dur Yolcu Proje kapsamında geçen sene festivalde, bu sene yapmadık, projenin tanıtım örneğini yaptık. Dedik ki Çanakkale Dur Yolcu mağazaları açılınca içinde neler olacak? Kadın işletmeler neler yapıyor? Neler üretiyor? Neler satılacak? Hizmetler nelerdir diye bir stand açtık. 11 tane stand vardı. Hepsini ikişerli açtık. Marina'da, limanda. Ve biz eski Çanakkale'liler bilir, biz şimdi çok güzel panayırlarımız olurdu. Onları çok özlüyoruz. Ve bu panayırların içinde çan kilimleri vardı. Gelen giden çan kilimlerine sarılıp ağlayanı. Testici teyze vardı. Testici hangi köy? Sepetören. Sepetören kadınımız vardı. Hepsi Çanakkale gerçekleriyle yüz yüze verdiler. Ve onların da ürünlerini el dokundular. Atiye Hanım gibi, Serez Gıda gibi, Kavala Kurabiyesi yapıyor Bozcaada'da onlar gibi. Yani ve bu arada Hera vardı. O da kendi düğün konseptini koydu. Şeyler, çok yönlü bir işletme. Çok yönlü bir işletme gibiyiz yani evet. Dur Yolcu'da. Ve bu bizi çok mutlu etti. Ve ne oldu? Bu sefer bize istek geldi Ahtan. Lütfen yarın da açık olun. Bizim bir günlük bütçemiz vardı. Bu bütçeyi çoğaltarak 3 gün yaptık. Ve enteresan olan Çan'dan, Yenice'den, minibüslerle bütün ilçelerden kadınlar, katkıda bulunan kadınlar, üretici kadınlar o alana geldiler. Onlar da Çanakkale'yi yaşadılar ve ben o açıdan çok mutluyum. İlk defa Çanakkale'de bir gece yaşıyorum deyip sarılıp ağlayanlar da vardı. İlk defa kendi işimden gurur duydum diyenler vardı. Bunlar bizi çok mutlu etti. Siz okumuş kadın olduğunuz için bunu bilmezsiniz belki. Yok çok güzel yani anlıyorum. Sevda Hanım okumuştuk başka bir şey. Yok, size çok gurur duyuyoruz çok ama hani bir de şartları yüzünden okuyamayıp aynı zeka ve entelektüel birikimde olan kadınlarımız var. Yani bu şekille ortaya çıkmıyor. Yarattıklarıyla ortaya çıkıyor. Evet, çok güzel bir program oldu. Biz size teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Bu bir program değil aslında. Yani bu bizim böyle bir sohbet oldu. Sohbet, biz... Beni çok heyecanlandırdınız. Zaten biz programın yarısında yani. Şöyle bir kaldım. Gerçekten özellikle Güney Hanım siz tanımaktan çok memnun oldum. Rica ederim. Gerçekten hepimiz apayrı değiliz. Çanakkale'nin çok sevildiği kadar var mısınız? Teşekkür ederim. Güney Bakır Devri deyince çünkü herkesin yüzünde bir tebessüm oluyor. Sağ olun. Ay çok şaşırttınız beni. Çok güzel bir enerjiniz var. Evet. Hani böyle genç bir bayansınız ama hani yok canım ideolüm, misyonum benim kocaman diyeyim. Çocuklarım var. Genç falan değilim. Yani böyle örnek alınması gereken bir kadınsınız. Çok gerçekten. Mutlu oldum. Çok güzel söyledin. Sen beni ilk defa tanıyorsun belki de size onun için öyle geldi. Ama bizim yok. Sohbetlerimiz gerçekten hep bu. Hatta bunu istiyorum ki diğer arkadaşlarımızı da tanıyın. Kimler neler yapıyor? Nevruz Köyü'ne gidelim beraber. Onları tanıtalım isterseniz. Yani tanınmaya ihtiyacı olan çok kadınımız var. Siz ne isterseniz bizi yaparız. Kadın adını. Kadın adına. Kadınca. Kadınca. Erkek gibi değil. Erkek sistemi kullanarak değil. Sevgi adına yapalım bunları. Benim sistemim bu. Onun için belki güzel gidiyor değil mi Atiye'cim?
Çok zorlandık. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Gerçekten evet. Girişimci olmak özellikle ülkemizde benim başladığım yıllarda çok çok daha zordu ve hep şunu söylerim, altında dikenli yol, üstünde dikenli teller, sürüne sürüne ışık görmeye çalışmıştım ama şu dönemde yani 15 yıldan sonra şimdi her şey çok daha kolay. Devletimizin korkmasınlar desteği yani, var. Değil mi Hatice Hanım? Korkmasınlar, çekinmesinler. Sen de korkma şekerim, yolun başındasın ama. Hep hocam belki zor diye bir şey yok. Engel var. Engelleri zaten kaldırabilen insan başarıya ulaşır. Gerçekten yüreğinde. Siz üniversiteli yönünde, hocaların eğitimlerinden mi? Tabii ki bu işe girdikten sonra birçok konuda, birçok evet, şeyde işte. Destekler, eğitimler. Yani bugün bile bir eğitimden çıktık. Ticaret odası bir eğitimdi evet, değil mi? Şeyde kaliteyi de ilgili ki ihracat boyutunda gerekli olan. Sağ olun misafirimizi bir parça da beklettik, kusura bakmasın. Ve bu yolculukta gerçekten engeller var. Engelleri ne kadar kaldırabiliyorsak birey olarak o kadar varız aslında. O kadar güçlüyüz, o kadar çelikleşiyoruz yani. Ve bunu hedef koyan, amaç edinen herkes kendisine dediğiniz gibi gönlünün götürdüğü yere gitsin, mutlu olarak yaptığı işi yapmak için çabalasın diyorum yani. Çok mu zor, çok değil, zor değil mi? Değil, şu yani. Anda ne yapıyorsun? Şu andaki fiziksel durumu nedir? Müşteri var mı? Kim anlıyor bundan? Müşteri var aslında. Nida Hanım, kusura bakma, sizin yerinize soruyorum ama lütfen, bizim çok sohbetlerimiz bu yani. Çok güzel, çok güzel. Biz aynen, böyle lütfen. Gidiyoruz. Tabii nedir? Müşteri ne yapacak organik deriyi? Organik deri özellikle yurt dışında yani şu an zaten birçok sektörde herkes doğal, organik, ekolojik ürünlere yönelmekte. Niş ürünler diyoruz bunlara. Aynı zamanda sanayi atığını azaltma. Yani doğru sürdürülebilir, temiz kadar. Üretime yöneldi herkes. Bunu zaten müşteri de yaptırımda bulunuyor. Yani büyük firmalar alacakları, mesela kumaş alacakları firmaların üretim proseslerini inceliyor. Hangi aşamalardan geçtiğini, hangi kimyasalları kullandığını, onların hepsini inceliyor. O metal testlerinden geçmezseniz Gülce ürün veremedi bu büyük mağazalara. Evet. İsim vermeyeyim diyemeyeceğim. Büyük mağazalara. Evet ya, geçemedi yani. Bijuteri üretebilirsiniz. Bütün altın suyundan bandırma da işte, altın kaplama, kovun ürünler üretebilirsiniz. Ama o testlerden geçmeden sizin ürününüzü almıyor. Kesinlikle. Çocuk işçi çalıştırıyorsan da almıyor. Onun için çok artık daha kaliteli. Çok denetimler başladığı için, yaptırımlar uygulandığı için sürdürülebilir üretimde de böyle önem kazandı ve bu nedenle ekolojik ürünlere yöneldi. Bütün üreticiler, müşteriler bu nedenle ben giderek bilinçlenmeye başladığımızın farkındayım ve talep de artıyor. Yani görüştüm. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi aklıma geldi. Bu canlıydı değil mi? Evet. Ya biliyorum ama unuttum ben. Benim için konuşma sorunu olmadığı için. Ratingimiz var mı Gökhan? Nasıl vaziyet? Bizi takip edin. Hayatımıza renk katın. Ve ben bunu öğrendim. Çevrecilik adına da bir şey yapıyoruz o zaman. Ama Allah, biz marka olacağız yani. Sonuçta aslında işletme olarak biz de aynı şekilde. Bir dakika. Ben bir tane o zaman Baby Vita sıyım. Şekersiz, yağsız, şekersiz tam bana göre. Çünkü maalesef hipoglisemim var ve şekerli bir şey yemek zorundayım. Bu meyve bana iyi mi gelecek kesinlikle, şimdi? İçinde ne var söylemeyecek misin? Söyleyeceğiz. Hurma, üzüm, ceviz, badem, baharat. Ayıp mı yemek? Hayır, ben devamlı yiyorum valla, yiyen bir tipim. Özellikle bir yaşından yukarı çocuklar, hamileler, sağlık yaşamak istiyorum diyenler, sporcular, herkes bizim ürünleri tüketebilir. Ki bununla birlikte küçük veren annelerde de var mı? Özellikle tabii ki hem şeker bu boyutuyla içerisindekiler hepsi sağlıklı ürünler, el ele verince çok güçlü bir değer meydana çıkıyor. Bununla birlikte biz yine geleneksel ürünler, aynı zamanda doğal ürünler, şey kimyasalsız ve katkısız. Bir şey geldi aklıma. Bu organik ürünler gibi mi? Öyle de diyebiliriz. Yani. Vallahi billahi Çanakkale'den çıktık. Kındık mı bu? Yani hepsi var. Anam valla çok güzel. Hepsi var. O yüzden diyoruz getir ki. Getir o zaman. Getir tabağı o zaman. Sağlıklı ürünler tüketirseniz sağlıklı yaşarsınız. Sağlıklı düşünürsünüz. Özellikle de benim anneannemin peknizhanede yaptığı bir güvemüzümüz var. Ahmet Bey, bir güvemüzünü alabilir miyim? Ve güvem de şekeri düşüren bir ürünümüz. Ay, böyle köylüler getirirdi böyle pazarlarda. Dağdan, ormandan topladığımız. Şu anda organik sertifika da aldık ona. Bu yıl organik üretiyoruz. Güvem şekeri düşüren bir ürün. Reçel mi bu şimdi? Reçel değil, güvem üzü.
Şöyle bir ürün, bizim Kaz Dağları'ndan, Gelibolu Yarımadası'ndan topladığımız vişne gibi ormanda serbest büyüyen bir ürün. Ekilip dikilmeyen, çok yaban, çok şekilde yaban mersini değil değil mi? Yaban mersini değil, lipaka değil, karasal iklimde büyüyen, anneannemin pekmezhanede yaptığı bir şey. Ama en önemli özelliği, bizde kattığımız değerde çekirdeğinin özü var içerisinde. Vişnenin çekirdeğini düşünün. Faydaları? Faydaları, en önemli özelliği şekeri düşürüyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde biz çalıştık. Bizim için önemli o zaman. Evet, glisemik indeks analizi de yapıldı. Büyük mağaza zincirlerinde biz diyabet bölümlerinde bulunuyor. Mesela çocuklar bir yaşına yakın herkes tüketebilir. Bunda hamileler tüketebilir. Bunların bilimsel çalışmaları okeyleniyor, ondan sonra tabii sen ki, üretip tabii rapor ki, koyuyorsun. Tabii ki Sevda arkadaşımız dediği gibi, yani büyük mağaza zincirleri kaşınıza gözünüz açıyor. Aa, çok iyi ürün üretiyorum da alayım demiyor. Peki, yani. Peki raf bedeli alıyor mu yoksa? Onlar böyle ürünlerde. Niş ürünler ürettiğimiz için bizden alınmadı ama genelde alınıyor tabii ki, farkındalıklı ürünler olduğu için Türkiye'de. Onu açar mısın? Ne demek 8. yani mikrosa koyarsan, mikrolara koyarsan, makrolara koyarsan, center'lara koyarsan raf evet, her fark oluyor. Her şeyin tabii ki her ürünü almıyorlar. Sürdürülebilirlik ve kalite bazında ki uluslararası standartları var. O standartları yerine getirirseniz, mesela diyoruz ki glutensiz, muhakkak glutensizde akredite olmuş bir kurumdan analiz belgesi. Mesela ürünlerin üzerinde besin değerleri olması gerekiyor. O da akredite olmuş bir kurumdan. Dedi ki biz, bu ürünümüz bizim güvenimizi diyabetse bana ispatla diyor yani. Ve bununla birlikte ciddi bunun, rakamlar bunun ne verir. Yapıyorsun? Bunun buna, kime götürdüğünde bunun aldığın belgesini? Yıldız Teknik Üniversitesi'nde üniversite giriyormuş ki, işte. Ve akredite olmuş bir kurum. Orada glisemik indeks analizi yapıldı. Diyabet olduğu belgesiyle, analiz raporuyla ettik. Yani ispatlamış olduk. İspat dosyasıyla da istiyor. Görüyor onlar. Bu dilden anladıkları, yani bildikleri için. Ve şu anda diyabet bölümlerinde. Mesela hamileler kullanabilir. Hamileler, çocuklar bir yaşından yukarı dediğimiz gibi, mesela çocuğumuza ilaç içirtmek istemiyoruz. Neden? Böbreklere zarar veriyor. Hamileler zaten kullanamıyor. Gibi koruyucu hekim gibi. İki kaşık koyup suya meyve çayı olarak da tüketebilirler. Çocuklara meyve suyu olarak da verebilirler. İki kaşık zamanları yoksa ağzına alabilirler. Diyet yapanlar. Özellikle tanin yüklüdür. İdrarı söktürür. Rahatlıkla tüketebilir. Yani sporcular, herkes, mesela her ürünümüz çok kıymetlidir ama güvemözü dezenfektan gibidir. Diyorum ki duş alıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz, parfümler sürüyoruz ama bize değer veren kanımızı neyle yıkıyoruz, temizliyoruz, hiçbir şeyle, ve tamamen kanı filtre ediyor. Mor meyve olduğu için, artı biliyoruz mor ışıkta bile para ayrışıyor. İşte mor meyvede kanımızı ayrıştırıyor, temizliyor güvemözü. Temizliyor, meyveli tatlısı macun da diyoruz. Yapıcı onarıcı özelliğe sahip. Vücuda zindelik veriyor, dinginlik veriyor. Mesela bazen uyursunuz da hep yorgun kalkarsınız. Düzenli kullanınca meyveli tatlısını ya da macununu, kendinizi zinde hissedersiniz, huzurlu hissedersiniz ve dingin hissedersiniz. Bana diyorlar ki nasıl başardın Atiye Hanım? Ben de kısacası diyorum ki meyveli tatlısı yiyerek evet. Ne kadar böyle genç kalıyorsunuz falan, aynı şekilde diyorum. Ya gibi. Çok yoruldum. Evet. Vallahi yoruldum. Gönlüm belki bedenim yoruldu ama şimdi iyi şeyler işim. Başarınca, mutlu olunca hepsi geçip gidiyor. İşte bunlar mutlu ediyor insanı. Allah insana gönül yorgunluğu vermesin, huzursuzluk vermesin. Yeter ki çok iyi olsun, ben ölene kadar çok çalışayım, öyle diyorum. Mesela ben şimdi hemen dua ediyorum. Alacağım. Bu benim annem için çok önemli bir şey. Evet. Şeker hastası. Evet. Sizin için de böyle ya. Yani herkesin zaten gözün rahatsızlığı oldu. Biz de arkadan gelecek gibi gözüküyoruz. Stresle birlikte, evet, herkes, özellikle iş insanları hep yorgundur ve çoğunda şeker çıkmıştır bu günümüz stresiyle birlikte. Biz varız ve işbirliği yapmaya, hizmet etmeye hazırız diyorum. Evet. Sayın Günay Bakır Dereli, evet. Başkanım. Canım. Programımızın sonuna geldik. Artık çok heyecanlandım. Şimdi heyecanlandım. Ben sohbet ediyorsun zannediyordum. Ya biz işte bu kadar doğalız. Beraber, hatta yönetim kurulu genel kurulumuz olacak. Onu bile canlı yapmayı düşünüyorum. Yani kadınlar dernekleşsinler. Sivil toplumların altında birleşsinler. Başka türlü adımız bir yere yazılmazsak silineceğiz. Silinmeden kaydolun. Bir yerlere kaydolun. Gerçekten çok önemli. Biz her istediğimizi yapabiliriz ama toplu olarak hareket edelim. Biz
10 yıldır beraberiz. Hiç kimseye bir şey olmadı. Çok kişiler aramıza katıldı. Sağlık nedeniyle ayrılanlar oldu. Hala destekleyenler var ve biz bu arada başka derneklerle de iç içeyiz. Bursa Kadın, İş Kadınları Derneği bir ziyarete geldi. Onu seramik şeyinde, müzesinde ağırladık. Olağanüstü güzeldi. Hale Hanım da bizimle beraberdi. Biz her kuruma, her insana, bizimle beraber olan herkese çok olmak açığız. İsteyen. O bizimle olmak isteyen herkese açığız. Hiçbir şekilde siyasal bir yapımız yok. Siyasallaşmaya da ihtiyacımız yok. Biz ekmeğimizin ve işimizin peşindeyiz. Onun için kendi hedeflerimizle organize olmuş insanlarız. Biz Sevda Hanım'ı tanımazdık. Ama gurur duydum. Onunla. Gerçekten öyle bir Türk genç. Kızı olduğu için gurur duydum. Dünyaya da açığız. Herkesi çok seviyoruz. Biz kendi çabamızı veriyoruz, savaşımızı. Buradayız, herkesi bekleriz. Yani en azından merhaba deyip gelsinler. Bu toplantıları diğer üyelerimizle beraber de yapacağız. Sevda Hanım, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben Günay Hanım ve Atiye Hanım'a çok teşekkür ederim. Beni de aralarına kattıkları için. Rica ederim. Onlarla birlikte gurur duyduk sizden. Gerçekten. Çok güzel bir ortam ve dediğim gibi en başta da böyle birlikte olduğunuzda, kadınlarla birlikte cesaret alıyorsunuz ve yalnız olmadığınızı görüyorsunuz. O yüzden kadınlar dedikleri gibi Günay Hanım'da dernekleşsinler, birlikte beraber hareket etsinler. Teşekkür ederim size de. Ben teşekkür ederim. Evet, bizi ağırladınız mekanınızda, güzel ikramlarınızla. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var. Yüreğinize sağlık ki hep birlikteyiz burada. Yüreğinize ve sesimize ses oluyorsunuz yani. Ben ne diyebilirim? Şu andaki bir çalışmamız var. Özellikle Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Bursa ile birlikte. Yörex Fuarımıza Antalya'da katılmak isteyen, gelmek isteyen arkadaşlarımız da bu çok önemli bir yani. Çok önemli evet, bir şey. Ve üretmek isteyen, üreten elinde kayda değer çalışma olan arkadaşlarımızla birlikte orada olmak isteriz. Bir daha az daha sesli söyler misin onu hayat? Çok mu? Evet. Gökhan Bey oradan yazıyor. Allah aşkına. Gelmek isteyen Yörex Fuarına gelmek isteyen elinde materyali olan, malzemesi olan arkadaşlar Atiye Hanım'a Ulaşsınlar. Kim aracılığıyla gidiyorsunuz Atiye Hanım? Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile birlikte. Ben de numarayı verebilirim. 286-566-1219'dan bana ulaşabilirler. Bu arada madem Ticaret Borsası, Kaya Başkan'a da ulaşabilirler. Tabii ki. Torpilimiz bizden hayatım. Hiç merak etmeyin. Evet, sağ olsun. Torpilimiz Çakikat'tan değil. Her yol açılır. Kaya Başkan da bu konuda çok hassas, çok destek. İlk çıktığım günden bu yana hiç değişmeden aynı enerjiyle ve düşünceyle, ruhla üreten tüm kadınların yanında ve benim de yanında olduğu için ayrıca teşekkür ederim. Evet, çok güzel oldu bunu vurgulamamızda. Evet, derneğimizin de yanında ve ekibi de aynı şekilde. Sevcan Hanım'a da teşekkür ederiz. Ticaret odamıza da aynı şekilde ticaret ederiz. Aynen. Teşekkür ederiz. Üreten kadını hep yanında etkinliklerde. Ve fikri olan, düşüncesi olan, tabii ki odaya da gider, borsaya da gider, her tarafa gider. Ama bazı kurumlara, bazı arkadaşlarımız çekiniyor gitmekten belki de. Daha fikri olan, bize elimizden gelen, dilimizin döndüğünce hayatlarına katkı sağlamak isteriz. Biz de teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Bir dahaki programda buluşmak üzere. Evet, bizim gibilerden var mı peki etrafta? Ben 15 yıldan beri bu işteyim. Program sunarım, hazırlarım. Ama diğer konuklarım lütfen anılmasınlar. Onlarla da çok güzel programlar olsun. Yaptım ama. Pozitif ayrımcılık istiyoruz biz. Bugün gerçekten geldim buraya, gözümden yaş geldi gülmekten. Programın başında hiç yapmadığım şey, bir heyecanlandım. Biz. Sizden kaynaklı. Evet. Hani ben program değil de sanki böyle sohbet ediyordum. Biz bunları yaşıyoruz. Güzeldi. Yaşadığımız için hayatımız hep program kalitesinde geçiyor. Onun için fark etmedik biz efendim. Ki özellikle siz böyle rengarenk. Bak rengarenkim, evet, rengarenk şıklık içerisinde. Pozitif enerji. Gökhan Bey'e de teşekkür ederiz. Edelim. Benim ilk çıkış yıllarımı bilir, geldiğim yolu bilir, yolculuğu bilir yani. Ona da ayrıca çok teşekkür ederiz. Üreğine sağlık diyoruz yani. Tabii ki bizi buraya geldiğinde şaşırdı görünce, karşılaşınca. Beklemiyor mu? Bizi Keybol'da bekliyordu. Ona da sürpriz yapmış olduk yani. Evet sayın seyircilerimiz, Hedef Başarı programımızın bu haftaki de sonuna geldik.
Gördüğünüz çok spontan, çok güzel, çok güzel, çok eğlenceli bir programdı. Haftaya yeni bir konuğumla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.